Şimdi de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu elektrik üretim gemileri, Sayın Cumhurbaşkanım, sadece bizim gemi inşa sanayimize, denizcilik sektörümüze kriz döneminde katkı sağlamıyor. Aynı zamanda dünyanın nüfusunun beşte birinin hala elektriğe ulaşamadığını düşünürsek, çok önemli bir sosyal sorumluluğu da küresel anlamda yerine getiriyor. Dünyanın birçok ülkesine Afrika'da, Asya'da burada yapılan gemiler ısıtıyor, aydınlatıyor, oradaki insanları en temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye liderliğinizde son 14 yılda sadece Türkiye'nin bir Türkiye'yi üç Türkiye yapmadık. Üçe katlamadık. Aynı zamanda küresel dış yardımlarda da Türkiye en gelişmiş dünyanın önde giden ülkeler arasına girdi. 3 milyar doların üzerinde Türkiye az gelişmiş ülkelere öyle veya böyle bir şekilde destek oluyor, yardım oluyor ve onların sorunlarının azalması için, hayatlarının kolaylaşması için katkı sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, denizcilik sektörü dünya için vazgeçilmez bir sektördür. Ancak denizcilik sektörünün dünyada 2009'da başlayıp halen devam eden küresel krizden en fazla etkilenen sektör olduğunda bilmemiz gerekiyor. Çünkü dünyadaki taşımacılığın yüzde doksanı deniz yoluyla yapılıyor. Dünya ticaretindeki daralma der demez en önce denizcilik sektörünü etkiliyor. İşte bunu dikkate alan Türkiye'nin gemi inşaat sektörü krizden çıkabilecek yöntemleri de geliştirmeyi başardık. Nasıl başardık? Yeni gemi inşaada her ne kadar azalma varsa da tamir, bakım, onarım ve bu tip işler yani gemiyi hazır alıp üzerine bunun tadilat yaparak efendim motorlar koyarak, elektrojen grupları koyarak sektörün canlı ve ayakta tutulması için gereken çalışmalar yapılıyor. Bu anlamda bütün sektörün hareketliliğini devam ettiren bütün gemi inşa sektörümüze, denizcilik sektörümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca biz de bu kriz süresinde bazı tedbirleri alıyoruz. Örneğin iki önemli kararı, üç önemli kararı aldık. Bir tanesi uluslararası gemi siciline kayıttan kaynaklanan sorunlar vardı. Onların çözümü için gerekli düzenlemeleri yaptık. Böylece geriye yönelik e, armatörlerimizin inşa edip ikinci sicil diye adlandırdığımız uluslararası gemi siciline kaydedilen gemilerle ilgili sorunlarını çözdük. Bir diğer konu, tersanelerimizin gerek Tuzla'da gerek Yalova'daki tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkardık ve bunların yıllık kira ödemelerini de büyük bir miktarda indirdik. Yüzde bir Yüzde bir mertebesine, yani binde bir affedersin binde bir Ciro'nun binde bir mertebesine düşürdük. Bu önemli bir katkıdır. Bugünlerde de sizin tam, talimat verdiğiniz bir konu var. O da artık ben Türkiye'nin kıyılarında yabancı bayraklı yatlar dolansın istemiyoruz limanlarımıza başka ülkelerin bayrağını kışlarında dalgalandıran yatlar olmasın dediniz. Bunun için düzenlememizi de yaptık. Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek devrim niteliğinde bir takım değişiklikler yaptık. Böylece artık Türkiye'deki bütün yatların öyle zannediyorum ki Türk bayrağına geçmesi hatta dışarıdaki yat sahiplerinin de Türk bayrağına geçmesinin önünü açmış olduk. Engellerini kaldırmış olduk. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, son 14 yılda yakıtta ÖTV'nin kaldırılması talimatını siz vermiştiniz. 2004 yılında hiçbir sektöre uygulamadık. Kavotajda yolcu ve yük taşımacılığına bunu uygulamaya başladık. Bunun sıkıntısını siz belediye başkanıyken biz İDO'da çekmiştik ve çok büyük maliyetler, yakıt maliyetleri adeta bizim belimizi büker hale gelmişti. İktidara geldiğimizde ilk talimatlarınızdan birisi denizde toplu taşımacılığa geliştirilmesi için yakıtların ÖTV'sinin kaldırılması oldu. 5 katrilyon 5 milyar tutarında bir teşviği 14 yıldır denizcilik sektörümüze veriyoruz. Bunun semeresini de gördük. 2000 3 yılında sadece denizden taşımacılık, yolcu taşımacılığı 90 milyon iken yılda bu sayı 165 milyona çıktı. 4 milyon ton yakıt desteği verdik. Boğazlardan geçen gemi sayısı maalesef bu yıllarda azaldı. 56 bine gemi geçerken 44 bin 43 bin 500 civarında kaldı. Bu da küresel krizin en açık denizcilik sektöründe bir ölçüsü. Bugün Türkiye 185 bin gemi adamı yetiştirmiş durumda. Yetiştirilen gemi adamı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinin de önüne geçtik. Çin'den sonra geliyoruz. Neden? Çünkü bu 14 yılda gemi adamı yetiştirme konusunda 110 tane eğitim kurumu kurdu. Bunlardan üniversite var, fakülte var, meslek okulu var, lise ve özel kurslar olmak üzere tam 110 tane okul eğitim kurumu faaliyete geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanım 2016 yılında deniz yoluyla taşınan araç sayısı da önemli ölçüde arttı. 330 bin araç deniz yoluyla taşındı ve geçtiğimiz 14 yıl içerisinde Türkiye'nin deniz ticaret gücü de büyüdü. 9 milyon deadweight ton filomuz varken bu rakam 29 milyonun krize rağmen 29 milyonun üzerine çıktı. Burada Türk bayraklı gemiler var. Ayrıca Türk sahipli gemiler de var. Bir kısmı da yabancı bayrakta. 175 liman tesisimizde yılda 419 milyon ton yük, 8,5 milyon ton da konteyner elleçlemesi yapıyoruz. İhracatımızın üç katına çıkması ancak ve ancak liman ve filo kapasitemizin bu denli artmasıyla mümkün hale geldi. Hedeflerimiz bununla sınırlı değil. 2023'e giderken iddialı hedeflerimiz var. İnşallah denizcilik sektöründe de üzerine düşen sektör görevi yapacak ve ülkemizin, cumhuriyetimizin 100 yıl dönümüne hazır hale gelecek adımları birer birer atacağız. Karadeniz Holding çok güzel bir iş yapıyor. Afrika'da, Asya'da birçok gelişmekte olan ülkeye sağladığı bu hizmetlerle büyük dua alıyor. Aynı zamanda ülkemizin başarısını, ülkemizin sosyal politikalar yönündeki ortaya koyduğu başarıyı da tanıtma fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir ticari mesele değil, aynı zamanda bu bir sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumlulukta da Türkiye küresel anlamda birçok ülkenin önüne geçti. 3 milyon Suriyeli, Iraklı kardeşimizi 6 yıldır ülkemizde misafir ediyoruz. Ekmeğimizi, aşımızı bölüşüyoruz. Biz sizden aldığımız talimatla ki ekmeğimizi bölüşürüz ama ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkenin bölünmemesi için gerek bölücü terör örgütüyle, gerek FETÖ alçak terör örgütüyle mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. İnşallah gelecek bugünden daha güzel olacak. Türkiye'nin önünde çok güzel yılların olduğunu ifade etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Her ne kadar ekonomimiz üzerine spekülasyonlar yapıyorlarsa da hiç kimse endişe etmesin. Türk ekonomisi dünyanın en iyi, en gelişmiş ülkelerinin ekonomisinden daha sağlamdır, daha güçlüdür ve 2017 inşallah üreten, istihdam oluşturan ve ihracatı arttıran gerçek ekonomik kararlarımızda bir hamle yılı olacaktır, bir başarı yılı olacaktır diyor. Bir kez daha Sedef Tersanesi'ne, Karadeniz Holding'e, ülkemiz adına bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Denizcilik sektörümüzün gelecek başarıları mutlaka bu kriz sona erecek. Bunu da göreceğiz. Bunun için gereken tedbirlerimizi alıyoruz ve gereğini yapıyoruz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.